أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأطرته أجمعين. أستغفرك وأتوب إليك. Allahu ekber hatta tufer. Allahümme aslih ümmete Muhammed ve erham ümmete Muhammed. Allahümme ağfir li cemi'an ümmete Muhammed. Allahümme salli ve sellim ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, hayat veren nurun dersleri, keşif notları ve irşat notları isimli dersimiz devam ediyor. İşte İslam'ın bu bir okuludur. Bu ekolde okumak, okutmak. Mezara kadar oku emrine, okutma emrine, hem kıraat hem tilavet. Şanlı Kur'an'ın yüce nazmını ve yüce manasını anlamak ve yüce İslam'ı İslam olarak tanımak ve onun rahmetinin içinde ebediyül ebed ölümsüz hayatı yaşamak ki İşte bu dersler, bu okulun dersleridir. Seni ve bütün insanlığı Yüce Allah'ın hidayetiyle, lütfu ihsanıyla ölümsüzlüğün içine hazırlar, bütün nimetleriyle donatır. Çünkü her şey Allah'a muhtaç, Allah kimseye muhtaç değil. Rahman Rahim O, Hannan Mennan O, El Hayyul Kayyum O, Zülcelal vel İkram O, yüce sıfatlarla muttasıf olan, noksan sıfatlardan münezzeh olan O, Sübbüh ve Kuddüs O. Onun için ona kul olmak, Yüce Allah'ın ortaya koyduğu İslam'ın okulunda okumak ve mezara kadar bu okulda okumak ve başkalarını da okutmak ne kadar ebedi mutluluk okulu bu. Ölümsüzlüğün okulu. Bütün nimetler burada. Tüm güzellikler burada. Dünyada insanların hayal dahi edemeyeceği bütün güzellikler işte bu İslam'ın hayat okulundadır. Ki derslerimiz bu okulun dersleridir. Dersimiz şu anda Nasır suresiyle devam etmektedir. Nasır suresi şanlı Kur'an'ın en son nazil olan suresi olması rivayet edilmiştir. Medine-i Münevvere döneminde inzal edilen ayet sayısı 3, sıra numarası 110 olan şanlı bir surelerimizden biridir. Kıymetli dostlarımız, bakın bu surenin yüce nazmını, Allah'ın kelamı olan nazmını şöyle okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim.
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. Allah'ın yardımı ve fethi geldiği zaman ve insanların dalga dalga Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman Rabbini överek tesbih et. Ondan bağışlanmanı dile. Çünkü o tevbeleri çok mu çok kabul edendir. Gerçek imanla gerçek tövbe etmene bak. Sakın bu konuda ihmal etme. Gerçek iman, gerçek tövbe. İşte kıymetli dostlarımız, bizlere bu sure-i celilenin bu kısa öz anlamını verdikten sonra bir de bunun keşif ve irşat notları üzerinde şimdi ders okumaya bakalım. Kıymetli dostlarımız, Ayşe annemizden gelen rivayette Buhari ve Müslim'in de haberi bize naklettikleri o kıymetli haberde bakın sevgili peygamberimiz ne yapmış, Ayşe annemiz ne diyor. Sevgili Efendimiz diyor Ayşe annemiz, her namazda Sübhaneke Rabbena ve bihamdike Allahümme gfirli estağfirullahe ve etubu ileyh diye bu tesbihi, bu istiğfarı, bu tahmidi okurdu diyor. Bakın her namazda okurdu diyor Ayşe annemiz. Bunu sık okumaya başladı diyor. Efendimizin vefatına burada bu surenin celilenin gelmesiyle bir işaret vardır, ima vardır. Sübhaneke Rabbena ve bihamdike Allahümme gfirli estağfirullahe ve tubu iley. Bunu peygamberimiz sık okuduğuna göre o günahsız masum peygamber ebedi yülebet yükselişte, derecesi yükselişte olan o Allah'ın kamil kulu, en büyük peygamberi, Sultan-ı Enbiya, Sertac-ı Evliya olan Habib-i Kibriya ve Muhammed Mustafa olan şanlı peygamber aleyhissalatü vesselam, Sübhaneke Rabbena ve bihamdike Allahümme gfirli estağfirullahe ve etubu iley. Allah'ım sen sübhansın.
Ey bizim Rabbimiz, sen Sübhansın. Eksik sıfatların tamamından münezzehsin. Yüce sıfatlarla sen muttasıfsın. Seni bütün eksik sıfatlardan tenzih ederim. Ey bizim Rabbimiz, sana hamd ile hamd ediyorum diyor. Hamd ile seni tesbih ediyorum. Ey bizim Rabbimiz, Allah'ım beni mağfiret et. Allah'a istiğfar ediyor, mağfiretimi diliyorum ve Allah'a tövbe ediyorum diyor. Bu kıymetli yüce kelimelerin içeriğinden aldığımız kısa mana. Bunlar olmakla beraber içinde, bu özün içinde nice yüce Allah'a güzelim tesbih, tahmid ve istiğfar ve tövbe bulunmaktadır. İbn Abbas'ı da bakın, Hazreti Ömer Bedir'in yaşlı gazileri ile toplantıya alırdı. O onların oğlu, torunu yerindeydi. Fakat İbn Abbas o genç yaşında, bakın Hazreti Ömer niçin alıyor onu yaşlıların arasına? Onu niçin alıyorsun diye sordular. Bildiğini şeyden dolayı alıyorum dedi. Ve hepsine sordu. Bu izaca Nasrullahi, izaca Nasrullahi, yani Nasr suresini sordu. Kimi sükut etti, kimi hamd ve istiğfarı emir dediler. İbn Abbas'a sordu o genç delikanlıya. O da bu Efendimizin ecelidir dedi. Bu sure onu haber veriyor, ima ediyor dedi. Hazreti Ömer ben de böyle biliyorum dedi. Buhari Şerif'te bunu rivayet eyledi. İşte kıymetliler, ilmin genç yaşta da ne kadar bir delikanlıyı büyüklerin seviyesine nasıl kattığını görüyoruz. Beyhaki Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam Hazreti Fatıma'ya Gadi nü'itü ileyye nefsi, kızım Fatıma bana vefatım haber verildi diyor. Hazreti Fatıma ağlıyor. Bana ehlimden ilk gelecek olan sensin deyince Hazreti Fatıma seviniyor, gülüyor. Bakın, Fatıma'nın Allah sevgisi, peygamber sevgisine, baba sevgisine bakın. Ölümle yaşamak arasındaki duruma bakın. Veda haccında nazil oldu diyen bir rivayette vardır bu sure için. En son nazil olan suredir. Müslim'in rivayetinde, yine Alusi'nin ve diğerlerinin naklinde de böyledir. Yüce Allah'ın yardımı, fethi, alay alay İslam'a girişi, bakın göreceksin dedi ve Arap Yarımadası artık Müslüman oluyordu.
İslam Arap Yarımadası'na yayılmış, artık dünyaya yayılıyordu. Bu sure-i celile bunu müjdeliyordu. Bunları görünce Rabbine gitmeye hazır ol diye de bir ima vardı. Yani Peygamberimizin artık dünyadan uhbaya, yüce Allah'ın katındaki yüksek mevkiye artık yürüme zamanı geldiği de haber veriliyordu. İhlas ve tevhid ile Kevser'in dünyada tezahürüdür. İslam'ın feyiz ve intişarını haber veriyordu. Yüce İslam bütün dünyaya yayılacak, hakim olacak. 14 asır buna şahittir kıymetli izleyenler. Eğer 14 asırdan sonra bugün bir eğer kesinti varsa orada da kısa bir dönem, Müslümanların yeniden İslam'a sarılmasını ve birlik ve beraberlik içinde İslam kardeşliğini, ruh birliğini, kalp birliğini, maddi ve manevi güç birliğini, Müslümanlar eğer temin ederler, yeniden Allah'ın ipine, şanlı Kur'an'a, nurlu İslam'a sarılırlar, Muhammed'in yolunda ona tabi olarak giderlerse, bütün liderleri ve önderleriyle, peşinden gidenleriyle bu birliği sağlayabilirlerse, yeniden dünyaya nice 14 asırlar daha dünyaya hükmedebilirler. Bu Yüce İslam'ın 14 asır dünyayı aydınlatan güneşin bugün aydınlatmaz diye bir durum yok. Dün aydınlatan güneş bugün de aydınlatır. Bugün problem İslam'da değil. Hiçbir zaman da İslam'da problem olmaz. Problem Müslümanlığını yapmayan, Müslüman görünen, İslam'ı bilmeyen ve yine Müslüman görünen, İslam'ın tersini yapan, küfür, şirk, zulümle işbirliği yapan hainlerde ve cahillerdedir suç. Suç orada. Yardımı ile fetih gelecek, insanlık İslam'a girecek. Bu sure-i celile bunu açıkça müjdeliyor ve bu gerçekleşti, ebedi de bu devam edecektir. Yeter ki Müslümanlar ümmeti Muhammed görevini yapsın yeter ki. Mücadele suresi 21. ayeti kerimede galip geleceğiz. Bakın Allah müjdeliyor. Müslüman, mümin, mücahit, Allah'ın safındaki insan daima galiptir, galip gelecektir. Mümin suresinin 51. ayetinden dünyada, ukbada yardım ederiz. Bakın Allah Teala yardım edeceğini söylüyor. Yeter ki Muhammed Mustafa'nın önderliğinde Muhammed-i şeriata sıkıca bağlan, o yolda birleşin. Dünyaya hemen barış gelir. Allah'ın yardımı buna da. Yine Muhammed suresinin 7. ayetinde dinine yardım ederseniz, Allah'ın dinine, Yüce İslam'a hizmet eder, yardım ederseniz, Allah da size kesin yardım edecektir. Burada Cenab-ı Hak kendisi söylüyor bunları. Bunlar birer ayeti kerime. Ve bunlar önceki derslerimizde geçti, burada bir hatırlatması yapılıyor. Saf suresinin 13. ayeti kerimesinde
Yardım yüce Allah'tandır kesin. Fetih yakındır. Müjdele diyor. Bakın. Ey dünya Müslümanları, liderleriyle, önderleriyle Muhammedi şeriatta birleşin. Bak, yardım Allah'tan, fetih yakın, müjdele diyor. Yine Nasır suresi, bakın, üstün kılmak, yardım etmek, dinin kemali, fetih, bunlar nedir? İstektir. Her ikisi de nimettir. Fetih, memleketlerin fethidir. İstenilenin meydana gelişidir. Fahrettin Razi'nin de beyan ettiği gibi. Zemahşeri, şirkin ortadan kaldırılması, tevhid imanının gönüllere yerleşmesi dir diyor, fetih budur. Fetih, hakkın hakikatın zaferidir. Batılın mahkum olmasıdır. Batılın ortadan kalkmasıdır. Zaferin esası budur. Maide suresi 3. ayeti kerimeden, dininizi kemale erdirdim. Nimetimi tamamladım. Din olarak size yüce İslam'ı seçtim. İslam'ın dışında din arayanlardan kabul etmeyeceğim. İslam'ın dışında din arayanlar hep husrandadır. Benim katımda din İslam'dır diyen yüce Allah'ın kendisidir. Dinler kelimesini kullanmak ya mecazi anlamdadır veyahut da batıl bir kelimedir. Dünyada dinler yoktur, din vardır. Hakkın dini bir tane İslam vardır. Bütün peygamberlerin, ilahi kitapların ortaya koyduğu ve en son Kur'an-ı Kerim'in, Muhammed-i Şeriat'ın bunu yenilediği tek İslam dinidir. Bunun dışındakiler batıl inançlardır ve batıl inanç sistemleridir. Onun için bunların din olması mecazidir. Gerçek anlamda İslam'ın dışında din yoktur. Kıymetli dostlarımız, dinler arası diyalog kelimesi de hatırlatayım. Bir defa saçma bir kelimedir, safsata bir kelimedir. Dinler yoktur dünyada, din vardır. Batıl inançlarla hak din arasında diyalog nasıl olur? Sen hak dinin ortaya koyduğu değerleri, gerçekleri batıl dindeki, inançtaki kişiye götürür, bu doğruları ona öğretirsen, bu bir tebliğdir, bu şekil diyalog olur. Gidip de batıl dine, batıl inanca din hüviyeti kazandırmak, o batıla da din demek. Sana bu cüretkarlığı kim verdi? Bu cehalet nereden geldi sana? Bunun için dinler kelimesini kullananlara dikkat edin. Burada tehlike vardır. Hak dini batıla eşitleme şansı sende. Sana kim verdi bu şansı, bu selahiyeti? İmanla küfür, şirkle batıl, tevhid imanıyla eşit olur mu? Hiç olacak şey mi? Hak dinin batıl inançlara takdim edilip onlara gerçeğin tebliğ edilmesi, bu yapılmalıdır. İslam kişiliğini kaybedip yüce İslam'ın hak din olduğunu dahi söyleyemeyen, batıla karşı şu batıldır diyemeyen adamın diyalog yapması da mümkün değildir. Her doğru gerçek anlamda
yön ve yöntemlerine, ölçülerine dikkat edilerek ne yapılmalı? Gerçekler söylenmelidir. Ama hak dini batıl inançlara götürüp de uyarlamaya çalışmak ve batıla hakmış gibi hüviyet kazandırmak, bu defa İslam'a ihanettir bu. Batılı güçlendirmektir. Hakkın üzerini perdelemektir. Buna kimsenin hakkı da yoktur. Cenab-ı Hak el-yevme ekmentü leküm dinekum. Yüce İslam eksiği olmayan kusursuz bir dindir. Kusur insanoğlundadır. Hepimiz bir insanız. Kusurlarımız olur. Ama Yüce İslam'da kusur yok. Kur'an-ı Kerim'de kusur yok. Hazreti Muhammed evrensel peygamber. Muhammed-i Şeriat'ta, İslam hukukunda kusur yok. Kusur onu doğru anlamayanlarda. Aklını, kafanı çalıştır, Yüce İslam'ı iyi keşfet. Hem kitabi ayetleri, hem kevni ayetleri iyi keşfet. O zaman kusurun senin kendinde olduğunu bulursun. İslam da kusur olmaz, Allah da kusur olmaz. İslam, Yüce Allah'ın kurduğu kurum, nizam-ı ilahi, Allah'ın kanunlarıdır. Sen kendin çağ dışısın. Allah'a, Allah'ın kanunlarına çağ dışı diyenin kendisi çağ dışında kalmıştır. Allah bütün çağların, bütün alemlerin Rabbisi. Sen kimsin? Bir damla sudan yaratıldın. Yarın geberince kokacaksın. Meydanda da cesedin alıp atacaklar. Bir de tutuyorsun Allah'ın kanunlarına çağ dışıdır demeye kalkıyorsun. Bu senin beynin çağ dışında kalmış. Mağara devrinin dahi arkasında yaşıyorsun. Gerçi İslam'da mağara devri yoktur. Peygamberler Hazreti Adem'den bu yana meleklerle dahi imtihan edilmiş, peygamberler kazanmış, Adem kazanmıştır. İlk peygamber, ilk insan meleklerden daha bilgili. Melekler ise Allah'ın nurdan yarattığı kulları ki hiç günah işleme şansları bile yok. Bunun için dünyadaki bilimlerin bir kısmı gerçeğe biraz yaklaşmış, bir kısmı yaklaşamamış. İlk insan Hazreti Adem ve Havva, cennetten gelmiş bir insandır. Bunların her şeyi çok güzel bildikleri, eşyanın bütün isimlerini bildikleri, Kur'an-ı Kerim'le Cenab-ı Hak bildiriyor. İnsan medenidir. İslam'dan kaçanlar vahşi oldular. Mağaralara girdiler işte. Aynen Adem'in iki oğlundan birinin, Kabil'in, Habil'e yaptığını bilmeyen yoktur. İşte o vahşet nereden kaynaklanıyor? Mağara devri, vahşi, bilmem taş devri, şu devri, bu devri, bunlar nereden kaynaklanıyor? İslam medeniyetinden kaçanlar vahşetin içinde kaldılar. Vahşi kaldılar. İslam A'dan Z'ye ruhların, kalplerin, ruhlar aleminin, kalpler aleminin, zahiri alemin, manevi alemin medeniyeti İslam'dır. Sen İslam'ı ne zannediyorsun? Beynine de senin orada bir damla bir şey almışsın, her şey ondan ibaret zannediyorsun. İslam'ın deryasına gel, kendin orada bir damla olduğunu görürsün. İslam'ın deryasına gel, o deryada bir damla olursan,
O deryada o bir damla beslenir. Derya o bir damlayı besler. İslam'ın deryasına gel. O bir damlaya sen deryayı çağırmaya çalışıyorsun. Derya damlaya sığmaz. Ama bütün damlalar deryadadır. İslam deryasına gel, orada ebedi mutlu ol. Bunun için birilerinin beynindeki o küçük beyni, bazılarında kuş beyni, hatta kuştan bile yanlış, daha yanlışları var çünkü kuşlar yanlış yapmaz. Kuşlar fıtratının gereği, hılgatının gereği, tabiatının gereği, Allah ona bir hılgat ne yapmış? Fıtrat, bir tabiat ona Cenab-ı Hak vermiş iç içe. Hılgat, fıtrat, tabiat iç içe verilmiş bütün mahlukata. Her mahluk yüce Allah'ın verdiği hılgatın gereğini yapar. Ve fıtratının gereğini yapar. Bunların içinde insanoğlu gelişen, yükselendir. Sürekli terakkiye açık olandır. İslam'ı yok sayan, inanmayan insan bir defa deryalardan kendini mahrum etmiş. Bir damlanın içinde yarın kurumakla, efendim kurumakla veya o damlanın bir akrebin ağzına düşeceğini, yılanın ağzına düşeceğini, yılanlara, akreplere yem olacağını da bil. İslam'dan mahrum olanların sonuç budur. Ya akrep olur, ya yılan veyahut onlara yem olur. Bir canavara yem olur. Çünkü küfrün sonu husrandır. Şirkin, nifakın, cehaletin sonu husrandır. Bütün peygamberler Müslümandır. Bütün ilahi kitaplar İslam'ın kitaplarıdır. Allah onları yenilemiştir. Kendi yeniler. Allah'ın kitapları. Allah şeriatlarını kendi yenilemiştir. Mesela Nuh'un şeriatını İbrahim'le, İbrahim'inkini Musa ile, Musa'nınkini İsa ile, geçmişin tamamını da Hazreti Muhammed'in şeriatıyla Allah kendi yenilemiştir. Allah'ın işine sen karışma şansın var mı? Ha, itiraz ediyorsun, kabul etmiyorsun, yarın görürsün. İtiraz edersen yarın görürsün, görüşeceğiz hep. Azrail Aleyhisselam'ın orduları hepimizin ensesinde duruyor. Yarın alıp götürecek. Severek Allah'a gidenleri de götürecek. Allah'ın ilkelerinden kaçanları da yakalayıp götürecek. Gitmem diyen yok. Yok, ben paşayım, gitmem. Ben lordlardanım, zenginim, gitmem. Ben hükümdarım, gitmem. Ben hakim, savcıyım, polisim ben. Ben generalim, gitmem diyen var mı? Ben doktorum, psikologum ben. Ben filozofum, ben gitmem diyen var mı? Azrail Aleyhisselam alıp götürüyor. İki şey istiyor, iki. İman, İslam ve ameli salih. Bunlar olmadan, ki bu da İslam'ın tümüdür. İnanç yönüyle insan bir defa gerçek Müslüman, mümin olmalı. İmkanları dahilinde de ameli salih işlemelidir. Farzlardan başlayarak. Kıymetli dostlarımız, durumu iyice anlamalı, keşfetmeli, tespit etmeli, gereğini yapmalıdır. Mekke'nin fethi, fethül fütuh, yani fetihlerin fethi, İbn Abbas diyor bunu. Şimdi bir daha söyleyelim, İbn Abbas kimdir? Eshab-ı Güzin'in içinde en büyük alimlerden biridir.
ve kendisi tefsirde çok ileri bir sahabinin yedi Abdullah'tan birisidir. İşte İbni Abbas, İbni Ömer, İbni Mesud gibi ve diğer Abdullahlar gibi yedi Abdullahlardan birisidir ki sahabinin en büyük alimlerinden, şanlı Kur'an'ı güzel keşfeden kâşiflerdendir. Tam bir Kur'an müfessiridir. Ve sahabinin hepsi mükemmeldir ama derece olarak ilimde birbirinden daha farklı olanlar vardır. İbni Abbas, Kur'an-ı Kerim tefsirinde Hazreti Ömer'in de burada işaret ettiği gibi çok ileri seviyede ilme irfana sahiptir. Genç yaşında ona bu ilim nasip olmuştur. Diğer sahabilerimiz gibi. Hudeybiye'de fethi mübindir. Bakın, Mekke'nin fethi, fethil fütuh, yani fetihler fetihi. Hudeybiye'de fethi mübindir. İslam'a fetihlerin kapıları artık sonuna kadar açılmıştır. Fetihlerin anahtarları artık Müslümanların eline geçmiştir. Yıldırım hızıyla dünyaya İslam'ın fetihler yayılmıştır. Çok kısa zamanda süper devletler, emperyalist süper devletler ortadan kaldırılmıştır. Dünyaya üç kıtaya yüce İslam, Müslümanlar, İslam medeniyeti, İslam hakimiyeti dünyaya hakim olmuştur. Dünya ne öğrendiyse İslam'dan, Müslümanlardan, Hazreti Muhammed'den öğrenmiştir. Bunu Bismarck itiraf ediyor. Batılı birçok ilim adamları da bunu itiraf ediyor, kabul ediyorlar. Bir kısmı da üstünü gizli tutuyor ve faşist davranıyor. Gerçekleri gizliyor. Şimdi ilmi, gerçeği, tarihleri bile faşistleştirmeye çalışıyorlar. Faşistçe tarih yazıyor ve faşistçe gerçeklerin üstünü örtüyor. Bunlar gerçekçiliğin en büyük önünde engeldir. Bugün emperyalist bir eğitim sistemi de varsa işte sebebi de oradan geliyor. Çünkü birileri kendini öne çıkarıyor, gerçeklerin üstü örtülüyor. Yüce İslam'ın içerisinde nice alimler, İslam alimleri kâşiftir. Nice evliyalar vardır, kâşiftir. Nice müştehitlerimiz vardır, kâşiftir. İmam-ı Azam yeryüzünün, bu dünyanın en büyük kâşiflerinden bir İslam hukukçusudur. Dünya, İslam hukukunu dünyanın üçte ikiden fazlası İmam-ı Azam'dan öğrenmiştir. Onun okulunda okuyan nice Ebu Hanife okulundan müştehitler yetişmiştir. Malik Hazretleri de, Şafii Hazretleri de, Hanbeli Hazretleri de böyledir. Bunun için o ekolden yetişmiş nice alimler, müştehitler, fakihler, müfessirler, evliyalar bulunmaktadır. Gerçek tasavvuf okulları kurulmuştur. Ruh terbiyesi, nefis terbiyesi üzerinden ne güzel dersler verilmiş, okullar açılmıştır. Bugün bunların doğrusu varsa da sahtesi çoğalmıştır. Bunun sebepleri ortadadır. Sebepleri dünyada bir cinnet vardır.
Dünya bir cinnet içindedir. Dünyada bir irtidat hareketi vardır. Hukuk katliamı vardır. İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, gerçek ilahi adalet ve barış dünyada yoktur. Onun için ilimler de gerçek anlamda okutulmamaktadır ve sadece zahiri, kevni olan ilimler okutuluyor. Kalp ve ruhani olan, kişinin esas insanın gerçek varlığı olan, kalbinin ve ruhunun muhtaç olduğu ilimler, işte bu Kur'an'ın, İslam'ın ortaya koyduğu ilimler, bütün insanlığın ruhunu, kalbini, tüm ruhları kurtarmaya gelen ilimlerdir. İrşad oradadır. Rüşte ulaşmak da oradadır. Bak Peygamberimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam, Allahümme elhimni rüşdi diyor. Şu duaya bakın. Şu iki kelimenin içinde ruhlar aleminin en büyük üniversitesi bulunuyor. Yani tabiat üstü bir üniversite var. Şu iki kelimenin içinde. Anlayan nerede bunu? Anlatan nerede? Tabii ki anlayanlar, anlatanlar mutlaka dünyada vardır ama önlerinde engeller var, perdeler var. Ne diyor? Allahümme elhimni rüşdi ve gini şerra nefsi diyor. Bakın, burada ikinci bir fakülte daha var. İkinci ne diyor? Beni nefsimin şerrinden muhafaza ile diyor. Nefis nedir? Nefis terbiyesi nedir? Nefsin şerleri nedir? Gel, İslam'ın okuluna gel de oku. Bunu öğren ve öğret dünyaya. İşte bu hayat veren nurun dersleri, İslam'ın kendi okuludur. Beraber okuyalım, okutalım. Bütün insanlığın mutluluğuna çalışalım. Zahiri olanı görüp, ruhundan, aklından, kalbinden haberi olmayanlar. Bunlara ne kadar akıllı denir? Kendi aklından bile haberi yok. Ruhundan haberi yok. Ruhun ihtiyaçlarından haberi yok. Kalbin ihtiyaçlarından haberi yok. Kalbini batırıyor, haberi yok. Ruhunu mahvediyor, haberi yok. İslam ise bunları tedavi ediyor. Ruhları parlatan okul İslam'ın okuludur. Kalpleri parlatan, kalp gözlerini açtıran, firaset nuruyla cihana aydınlatan, işte okul İslam'ın, Kur'an'ın kendisidir ve Muhammedi şeriattır. Bunu doğru öğrenmek gerek. Ehlinden, gerçek alimlerimizden bunları okumalı, okutmalıyız. İşte Hanefi ekolü, onun içindeki alimler, Maliki ekolü, oradaki alimler, Şafii ve Hanbeli ekolündeki, oradaki yüksek alimler, dünyayı aydınlatarak geldiler. Bugün de, yarın da, ebediyata kadar, bu ekoldeki yetişen, bunlar kim? Bunlar İslam'ı iyi bilen, okulun hocaları. İslam'ı iyi bilen, iyi okuyan, iyi okutanlar. Mezhep bu. Sen mezhebi ne diye anlıyorsun? Doğru anlamak İslam'ı, doğru anlatmak. Doğru anlayanların yolu, doğru anlatanların yoludur. Mezhep bu. İslam'ı bilenler, müçtehitler, fakihler, müfessirler, bunların başını müçtehitler çekiyor. Sen İslam'ı bilenleri bırak, mezhep düşmanlığı yapıyorum diye,
cahillerin peşine düş, ondan sonra başı bozukluk başlasın. Ehliyet sizlerin eline ehliyet ver. İşte o zaman mezhepsizlik nedir? Dinsizliğe köprüdür diyen yüksek alimlerin bunu dememesinin sebebi de budur. Ve en büyük bid'attır diyen alimlerin nedir? Mezhepsizlik şeriatın önünde en büyük engel olan en büyük bid'attır demelerinin sebebi de budur. Sen mezhepsizliğin üzerinde mezhepsiz yaşayınca ne kazanacaksın? Bilenleri devreden kaldırdın, müştehitleri. Bilmeyen birkaç tane taslağı, müştehit taslağını, naylon taslakları getirdi. Müslümana ateş püskürüyor. Sahih hadisleri emperyal gizli ajanlarla sahih hadisleri ortadan kaldırmaya çalışıyor. Hadis ayıklama adı altında. Bakın bunlara dikkat et. Kime hizmet ettiğine dikkat et. Kimin amacına hizmet ediyorsun sen? Mezhep düşmanlığıyla ne yapmak istiyorsun? Aklını başına al. Ha sen casussun. Ben o gizli ajanlarla birlikte hareket ediyorum diyenler bunu yaparlar. Çünkü onlar artık sapmış ve sapıtılmış. Eğer zerre kadar imanın, Müslümanlığın varsa bu oyuna sen gelme. Mezhepsizlere katılma. Duyduk duymadık da deme. Biz söyleriz, sadece tebliğ ederiz. Dayatma bizde yok. Dayatma sizde. Dünyada bütün dayatmacılar insanlığı en büyük kötülüğü yapanlardır. Yüce İslam gerçeği ortaya koyar, dayatmaz. Hakkın hakkıdır hakim olmak. Batılın hakkıdır yıkılmak. Ne demek istiyorsun? Bu. Güneşin hakkı değil mi aydınlatmak? Gecenin hakkı nedir? Ortalığın kararması. Her hak sahibine hakkını vereceksin. İslam bir hak ve hakikat, hakkın dinidir. Bunun karşısına batılı çıkarıp da batılı millete hak diye yutturmaya kalkarsan, hakkın karşısında batıl barınmaz. Kendine yazık etme. Zaten de yüce İslam herkesi kurtarmaya geldi. Dayatmaya gelmedi. Tebliğ eder, gerçekleri söyler. Ve hakkı da hakim kılar. Bu onun hakkıdır. Evet kıymetliler, fetihlerin anahtarları Müslümanların ellerine geçti. 14 asır bunun şahidi. Daha çok kalplerin iman ve İslam'a artık açılacağı, fetihlerin kalpler ve ruhlar aleminde yapılacağı ve yapıldığı ve yapılacağı, İslam'ın hemen yayılması, kalpler İslam'a açılmıştır, açılmaya devam edecektir. Mekke'nin fethi Hicri 8. yıldadır. Ramazan-ı Şerif'tedir. 12 bin kişilik bir ordu. Bu 10 bin kişiydi, 2000'de sonradan katılanların olduğu rivayeti vardır. Efendim bu ordu ile bakın Mekke fethedildi. Buhari, Müslim ve diğerlerinin rivayetinde sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Mekke'de 15 gün kaldı. İlk girişte Kabe'nin kapısında bakın Peygamberimiz ne dedi. Kabe'yi kuşattı, Mekke'yi kuşattı ve Kabe'nin kapısında şöyle dedi. İşte hakkın hakkını ortaya koydu.
hakkın hakimiyetini ortaya koydu. La ilahe illallahu vahdeh dedi Peygamberimiz. Allah'tan başka ilah yoktur, o birdir dedi. Ve nesara abde, kuluna yardım etti dedi. Kulu kim? Kendisi ve yandaki mümin İslam ordusu. Ve hezemel ahzabe vahde. Allah o dedi, Hakk'a, İslam'a karşı koyan ne kadar ordular, gruplar varsa onları hezimete uğrattı. Allah birdir dedi. İşte kıymetliler, bunu söyledi. Ey Mekkeliler, bakın, bu Mekkeliler denilen müşrikler, Peygamberimize yapmadık kötülük bırakmayan adamlar. Müslümanlara her zulmü yapan insanlar. Bunlar şimdi kuşatıldılar. Ve esir alındılar. Hepsi teslimiyet içinde. Tık deme şansları yok. Bakın böyle bir karşısında azılı bir peygamber düşmanı Müslüman mümin düşmanlarına bakın peygamber ne diyor. Bunları söyledikten sonra ey Mekkeliler ne yapacağımı efendim zannedersiniz. Ne yapacağım acaba sizlere bu konuda ne düşünüyorsunuz ne dersiniz? Hayır yaparsın dediler. Görüyor musun? Peygamberin bir rahmet peygamberi, hayır peygamberi, iyilik peygamberi, her yönüyle güzellik peygamberi, adalet peygamberi, barış peygamberi olduğunu bile bile ona düşmanlık yaptılar. Hem de en azılı düşmanlığın her türlüsünü, hatta o gün dahi suikast, gizli suikastlar yapmak için çalışanlar vardı. Bakın, hayır yaparsın. Kerim kardeş, Kerim kardeş oğlu dediler. Çünkü yakın akrabaları çoğunun. Öyleyken kötülük ettiler. Allah'ın Resulüne, alemlerin rahmet peygamberine, her kötülüğü bu müşrikler, bu Mekkeliler yapmak istediler. Ve yaptılar. Bakın peygamberimiz onlara ne dedi? Haydi serbestsiniz, gidiniz dedi. Onları hepsini azat etti. İçinde bir iki kişi hariç. Onlar da suikast peşindeler peygambere. Hala. İzhebu entüm, entümül tulekâ'ü. Alusi, bakın naklediyor. Kabileler, o üstün geldi. Bakın bütün artık Mekkeliler, müşrikler, Arap Yarımadası ve dünya. Şunu itiraf etmek zorunda kaldılar. Hazreti Muhammed üstün geldi. Aleyhissalatü vesselam. Üstün gelmek hakkıydı. Çünkü Allah'ın peygamberi, hakkın peygamberi, hakikatin peygamberi, hak dinin peygamberi. Fil eshabından korundular. Muhammed hak peygamberdir dediler. Arap Yarımadası bunu itiraf etti. Alay alay ordular halinde Müslüman olmaya başladılar. Ve Müslüman oluyorlar. Arabistan, Arabistan'a ve cihana İslam yayıldı. Kabe-i Şerif kapısının açılmasıyla bu fetihler yıldırım hızıyla cihana yayılmaya başladı.
Arap'tan başlamış tüm insanlara zafer, fetih kapıları açılmıştır. Fahrettin Razi de bunları böyle izah edenlerdendir. Zariyat Suresi 51. ayeti kerimeden kulluk için yaratılış, insan ve cinleri Allah kendine kulluk etsinler diye yarattı. Karşı koysunlar diye yaratmadı. Nasıl kulluk edilmeyi de İslam şeriatıyla öğretti. Hazreti Muhammed bunu gösterdi, öğretti, uyguladı, yerleştirdi. Yaşanmış bir İslam var, bir bilinen, bilimsel bir İslam var. İşte o yaşanmış İslam, bilimsel İslam, ikisi ameli ve kavli sünnet olarak kıyamete kadar ehli sünnet yoluyla bu devam etmektedir. İslam'ın yaşanan yönü ameli sünnettir. Bilinen yönü de, bilimsel yönü de kavli sünnettir. Ve mütevatır bir haberle yaşanan ve bilinen İslam tevatür derecesinde bugüne kadar gelmiş, kıyamete kadar gidecektir. Araf suresi 179'da Cenab-ı Hak ne diyor? Yarat insan olarak yaratıldığı halde hayvanlardan daha aşağı düşenler var. Daha da kötü olanlar var. Diyor, bu kötüleri uyarıyor ve onları yeniden yükseltmek istiyor. Yine İmran suresi 19'da 83 ve 85. ayetlerinde ne diyor? Din İslam'dır. İslam'ın dışında hiçbir din kabul değildir. Ahirette diyor İslam dışındaki ne kadar inanç sistemleri varsa onların mensuplarının hepsi husrandadır. Yüce İslam'a, Allah'a teslim, isteyerek teslim olmayanlar, istemeyerek teslim olacaklardır. İstemeyerek teslim ne demek? Allah'ın orduları ensenden, perçeminden tutup alıp götürecekler. Ağadır, paşadır, generaldir, hakimdir, hükümdardır, ilahiyatçıdır, hocadır, imamdır, cemaattir demez. Alıp götürür. İmanın ve amelin salihin varsa, zaten sen istemeyerek teslim olmazsın. Ya Allah'a isteyerek teslim olursun. Seve seve. Çünkü Müslümansın. Müslüman Allah'tan kaçar mı? Müslüman Allah'a teslim olan, Allah'ın emrine giren, onun emrinin dışına çıkmayan insanın adıdır Müslüman. Kula kulluk etmez Müslüman. Müslüman kayıtsız şartsız Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kuludur. Başkasına kulluk etmez. Başkalarına iyilik eder. Başkalarının iyiliği için çalışır. Kötülüklerin ortadan kalkması için çalışır. Sulhu barışın yerleşmesi için çalışır. Hukukun üstünlüğü, merhametin egemen olması ve dünyada vicdanların çalışması için Müslüman hayırlı hizmetlerde cihad eden mücahit adamın adıdır Müslüman. Yeryüzünün en büyük kahramanıdır her Müslüman. Müslüman zaten. Lafta sözde Müslüman değil. Gerçek Müslüman. İnancıyla, ameliyle, ahlakıyla, ilmiyle, irfanıyla, her şeyiyle gerçek Müslüman. İnsanlığın dostudur. Ona dost olmayanlar olabilir. Var. Ama Müslüman cihanın dostudur. İnsanlığın dostudur. Burada iyice anlaşılmış değil. Müslümana dost olmayanlar var. Kesin ki var. Ama Müslüman böyle değil.
İslam insanlığı kurtarmaya geldi. Müslüman da bu kurtarıcı hareketlerin içinde ne eylem içindedir. Kurtarıcı ve barışçı eylemlerin içindedir. Terör, hak hukuk tanımayan, insanlığın hakkını sömürenler terörü üreten onlar. İslam'da terör olmaz. Bu İslam'da bunun zerresi dahi bulunmaz. İslam'a terör kelimesini kim kullanıyorsa Allah'a iftira ediyor, Kur'an'a, İslam'a iftira ediyor, Müslümanlara iftira ediyor. En büyük iftiracı ve müfteri olarak kendini ilan ediyor, haberi yok. İslam'da terör olmaz. İslam'da hukukun üstünlüğü ve barış vardır, kardeşlik, evrensel merhamet vardır. İşte kıymetliler, Müslüman Allah'a isteyerek teslim olmuştur. Bir de istemeyerek teslim olanlar var. Bunlar da Allah'ın orduları alıp götürüyor. Götüreceği yere. Tüm dinlere yüce İslam, ki onlar mecazen, yani İslam'ın dışındaki batıl inançların tamamına, ki bunlara üstün kılsın diye Cenab-ı Hak yüce İslam'ı göndermiştir. Üstünlük İslam'dadır. Üstünlük ortaya çıkmıştır. 14 asır bu İslam'ın üstünlüğü kendini ispat etmiştir. Putlar kırılmış, putperest kalmamıştır. Arabistan'da kısa bir dönem içinde putlardan Arabistan temizlenmiştir. Ondan sonra dünya temizlenmeye başlanmıştır. Beni Talip Hristiyanları cizye veriyorlardı. Yani İslam'ın hakimiyetini kabul etmişlerdi. İslam'a girmemişti. Ama İslam'ın hakimiyetini kabul etmişlerdi. Necranlılar da vesaire de böyleydi. Tabi içinde birçok Müslüman olanlar da vardı. O da ayrı. Buhari, Müslim ve diğerleri, bakın şu haberi naklediyor. Yemen'den 700 elçi gelmiş. Daha bir örnek veriyor Yemen'i. O zaman 700 elçi gelmiş. Yemen Müslüman olmuştur toptan. Peygamberimiz ne diyor bakın. El imanu yemaniyun vel hikmetu yemaniyun. İman Yemenlidir, hikmet de Yemenlidir diyor. Yani Yemen'in böyle bir güzel özelliği vardır. Bakın toptan Müslüman olmuşlardır. Şimdi bugün dünyanın Müslüman olması için görev ümmeti Muhammed'dedir. Ümmeti Muhammed görevini yaparsa hidayet Allah'tandır. Müslüman görevini yapacak. Ümmet görevini yapacak. Hikmetin gayesi tesbih ve şükürdür. Allah'ı tesbih et. Allah'ı tenzih et. Allah'a şükret. Şükür İslam'ı yaşamaktır. Tesbih Allah'ı doğru tanımak. Onun birliğini, yüceliğini ve onun tenakustan münezzeh olduğunu bil, tenzih et. Ve onu takdis et ve ona şükret. Şükür gerçek bir iman, gerçek ameli salihle başlar. Yunus suresi 10. ayeti kerimede tesbih, selam, hamd. İşte bunlar dünyada olduğu gibi cennette de var. Cennette nefes alırcasına insanların nefesleri tesbih, selam ve hamddir.
Dünyada da kendini bu şekilde Allah'ı tesbihe bütün vücudunu alıştır. Sürekli hamde alıştır. Çünkü cennette nefes alıp vermeler tesbihe ayarlanmıştır. O kadar sana bu hayat verecektir. Hayat bulacaksın, ebedi, genç hayat, mutlu hayat, ölümsüz hayat, üzüntüsü, kederi, hastalığı, ebedi olmayan bir hayat. Hep genç mi genç, mutlu mu mutlu bir hayat. İşte İslam seni buraya hazırlıyor. Bütün varlığınla Allah de. Allah. Sübhanallah. Elhamdülillah. Allahu Ekber. Bunlar yerlerden göklerden ağır gelen kıymetli hak yüce kelimelerdir. Kelime-i tayyibe. Yüce kelimeler bunlar. Sen ne kadar yüce değerlerin adam olduğunu bir bilsen ey Müslüman. Sen yüce değerlerin adamısın. Senin dünyada taklit edeceğin kimse yok. Çünkü yüce değerler sende. Dünya senden öğrensin her şeyi. Sen niye dünyayı taklit ediyorsun? Tabiatla ilgili zahiri bilgileri, fen bilgilerini, yer ve gökle ilgili keşiflerde bunlar kevni ayetlerdir. Bunlar bu keşiflerde dünya ehli gece gündüz çalışıyor. Şimdi sen de çalış ama önce kitabi, yüce kelimelerin, Allah'ın kitabının ayetlerini bir keşfet. Orada kalbin ve ruhun bir istikrar kazansın. Ondan sonra bak terakkiyat nasıl oluyor. Evet, dünyada gerçeğin önünde bir barikat engeller var. Şu anda dünya bir yanlışın içindedir. Doğrunun içinde olanlar müstesna. Dünya o kadar yanlışın içindedir ki, gerçeğin önünde dayatmacılar gerçeğe meydan vermemek için uğraşıyorlar. Tam bir burada bir zorba, bir dayatma zihniyet var. Allah'ı ve ruhu, kalbi, aklı yok sayacak kadar, ne yaptığını bilmeyecek kadar kafayı oynatmışlar var dünyada. Bunların eline dünyayı verirseniz, dünya perişan olur. Silah patlatanlar, gökten bomba yağdıranlar, insanları kitleler halinde öldürenler, nedir bunlar? Kim bunlar? Bunlar insan mıdır? Bir ekosistemin içinde yaratılmış canlılar var. Tabiatta bunlar görevli. Bunları bile yok etmeye hakkın yok da, eşrefi mahlukat olan insanı haksız yere öldürme hakkını sana kim verdi? Ey çağdaş katil! Sen teröristsin, terörü üretensin, bu terörden vazgeç. Herkesin yaşama hakkı var. İnsan haklarını ne diye koydun sen? O kağıtlara niye yazdım onu? O kitapçıkların içine insan hakları diye yazdım. Hani insanlar kitleler halinde öldürülüyor? Dünyanın gücü mü yok? Barışı korumak için niye harekete geçmiyorsun da birilerini ötekileştirerek mahsus öldürüyorsun? Dünyanın gücü var barışı korumak için ama barıştan yana olmayan çağdaş katiller var. Bunların elinden dünyayı al ve barışın eline ver. Dünyadaki kuvvetleri barış için harekete geçir. Hakkı hakikati hakim kıl.
Hukukun üstünlüğünü hakim kıl. İnsanlığın kanını emme, sömürme. Tabii bunu biz şimdi bu kelimeleri ben yüce İslam'ın içinden aldığım yüce kelimeler. Şimdi İslam'a art niyetle bakan bir insan, bakın bu buradaki doğruları anlamakta tereddüt edecektir. Niye? İslam'a bir ön yargısı var. Kimisini işte radikal İslam, kimisini siyasel İslam, kimisini ılımlı İslam diye kendi kafasında dünya parsellemiş Müslümanları. İslam'da böyle bir şey yok. İslam bir hakikat, Allah'ın kurduğu düzen. Senin dediklerin hiçbir İslam değil. İslam Allah'ın kurduğu düzen. Kur'an-ı Kerim'i, sünneti, icmai kıyası, müçtehitlerle otur onlardan öğren. Kendin bilmiyorsun, biri de sana yanlış hap yutturmuş. Ön yargılarla İslam'a bakıyorsun. Gerçeği anlamaya engel oluyor bu zihniyetin. Bunla birer kara perde senin beyninde. Bu kara perdeleri yırt at. Ve İslam'a bilimsel olarak bak. O zaman keşfet. Bilenlerle hareket et. Bak ne oluyor. İslam ameliyat eder. Ama senin hayatını kurtarmak için yapar. İslam ilaç verir. Sana hayat vermek için verir. İslam bir hayat kurtarırken o hayata kasteden mikropları ortadan kaldırır. Ama bu senin hayatını kurtarmak içindir. Bu burada yerli yerince yapar. İlahi adalet ölçülerine göre yapar. Bakın bugün mikropları yaşatmak için insanlar öldürülüyor. İnsanları öldüren zihniyet mikroplardan daha kötü değil mi? Mikropların yapamadığını onlar yapıyor. Bilmem şu virüsü, bilmem ne virüsünden bahsediyorum. Bu virüsleri üreten batıl zihniyettir. Günahlar üredikçe orada mikroplar ürer, virüsler ürer. Önüne de geçemezsin. Günahların önüne geç. Zulmün önüne geç. Merhameti egemen kıl dünyaya. Kardeşliği evi egemen kıl. İşte kıymetli dostlar, hikmetin gayesi ortaya kondu. Yine Yunus suresi 10. ayette tesbih, selam, hamd. Bunlar da Cenab-ı Hak dünyada ve cennette olduğunu söyledi. Bakara suresi 30. ayeti de kelimede biz hamd ile tesbih ve takdis ediyoruz. Melekler söyledi bunu da. Kan dökecek insanlara işaret ederek. Kanlı insanlara. Cenab-ı Hak da gerçek adil halifelere işaret ederek insanın adilinin de barıştan yana, adaletten yana tam bir halife olan insana da Yüce Allah ne yaptı? İşaret ederek insanoğlunu Allah halife olarak yarattı ki halifenin görevi yeryüzünde adaleti, barışı sağlamak. Ve bu adalet Allah'ın ortaya koyduğu ölçüleri uygulamaktır. İlahi adalet, işte Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek ve burada bilimsel gelişmeler ve yükselişle devam etmektir. Her şey hamd ile tesbih eder, siz anlayamazsınız. Yerde gökte her şey Allah'ı tesbih ediyor. Ama insanlar bunu anlayamıyor. İsra suresi 44. ayet. Tesbih hızla yüzmek anlamı da vardır bunda. Kelime anlamı. Yıldızlar, kuşlar, balıklar gibi
her şey Allah'ı tesbih eder. Bunların hepsi Allah diyerek, Allahu Teala'yı tanıyarak onu tesbih ederler. Gidiş herkes de Allah'adır. Allah'tan kaçış yoktur. Kaçamaz kimse. İnkarcılar kendini aldatıyor. Kimse Allah'tan kaçamaz. Gidiş, tesbihte dikkat ederseniz her şey tesbih ediyor. Hızla hareket ediyor. Nereye gidiyor bu? Allah yarattı, Allah'a gidiyor. Cenab-ı Hak sonuçta herkesin ne kazanımı varsa, başta insan ve cinler olmak üzere, kazanımlarının, çalıştığının karşılığını verecek. Öbürleri de ne için yaratıldıysa, onun için varlıklarını sürdürürler. Cenab-ı Hak yok etmek istediği zaman da yok eder. Ama insanın iyisi de, kötüsü de yok olmayacak. Ya mutlu olup cennette ebedi nimetlere, huzura, mutluluğa garg olacak veya belasını bulacak. Belasını herkesin nerede bulduğunu herkes biliyorsunuz. Allah'a süratle giriş, işte bu ibadettedeki ruh budur. Allah'a giriş. Hem de süratle. Şimdi saatler işliyor. Zaman işliyor. Nereye gidiyor bu alem? Ve biz nereye? Allah'a gidiyoruz. Günahlarımızla, sevaplarımızla Allah'a gidiyoruz. Gidiş oraya. Başka bir yer yok ki. Allah'ın huzuru. Mülk Allah'ın. Bu alem Allah'ın. Allah bir. Gerçek mutlak hükümdar o. Sen bir sürü sahte firavunları efendim Rab edinmişsin veyahut da temiz insanlara iftira etmişsin. Allah'ın oğlu değil demişsin yahut Rab demişsin. Bu senin serseriliğin. Allah'tan başka ilah yok. Temiz insanlara da boşa iftira etmişsin. Kuldan ilah olmaz, mahluktan ilah olmaz. Allah bütün alemleri yaratandır. İşte yaratıcıdır sadece. Alemlerin Rabbisi yaratıcıdır. Alemlerin mutlak hükümdarıdır. Bütün alemleri kudretiyle ayakta tutan O'dur. Rabbini iyi tanı. Bu Rabbini tanımadıkça ne Allah'tan yardım alabilirsin ne de işin doğruya gitmez. Ebedi sapıtırsın. Allah'ı doğru tanı. Yüce Allah'ı Celle Celaluhu doğru tanımak için Kur'an-ı Kerim'i, Yüce İslam'ı, Esma-i Hüsna'yı, Allah'ın sıfatlarını doğru bilmen lazım. Doğru anlaman lazım. Bu işleri bilenle hareket et, gerçek okula kaydol. İşte hayat veren nurun dersleri İslam içinde bir okuldur, okuyoruz, okutuyoruz. İyi anla, iyi dinle. Kıymetli dostlarımız, yine Saffat suresinin 143. ayetinde tesbih edenlerden, namaz kılanlardan olmasaydı, bakın, kurtarılmazdı diyor. Kim o? Bak, tesbih edenler, namaz kılanlardan olmasaydı, görevini Allah'a itaat eder şekilde yapmasaydı, kurtarılmazdı. Mesela örneğin, Yunus Aleyhisselam, bal denize düştü, denizin karanlığına, balık yuttu, balığın karanlığında, zalam zalam üstüne, karanlık karanlık üstüne, tehlike tehlike üzerinde, Allah onu oradan kurtardı. Ne yaptı? Balığın iç dünyasına Allah ilhamını verdi.
emrini verdi, balık onu denizin kenarına bıraktırdı ve kurtardı. Allah her an, her yerde istediği herkesi kurtarır. Yaratıcı çünkü. Kün emriyle her şey olur. Gerçek kudret, otorite onda. Allah'ım imanlarımızı kamil ve daim eyle. Seni hakkıyla tanıyan kullarından eyle. Ya Rabbi, aczini bilen, senin yüceliğini bilen kullarından eyle. İmanımızı ebedi kamil ve daim eyle. Tesbih, layık olmayanı reddir. Taat ve ibadet ile olur. Mesela Allahu Teala'da eksiklikler yoktur, eksiklikleri reddediyorsun. İşte tesbihte bu var. Nedir? Allah'ı tenzih var ve yüce sıfatlarla tesbih var. Eksik sıfatlardan da tenzih var. Ve bunu böyle kişi yüce Rabbisini tesbih ve tenzih ederken, takdis ederken taat ve ibadetin ile yapacaksın bunları. Farzları, vacipleri, sünnetleri, müstehapları yerine getireceksin. İşte ibadetlerle Allah tesbih edilir, takdis edilir, tekbir edilir. Beş vakit namazın içinde bunların hepsi var. Diğer ibadetler de böyle. Takdis bilgiler ve inançla olur. Layık olanı ispattır. Takdis etmek için bilgin de olacak. Çünkü yüce Allah, yüce sıfatlarla, en güzel isim, isimlerle nedir? Sıfatlanmış, muttasıftır ve müsemmadır. Razi, Fahrettin Razi sıfatları, selbi sıfatlar. Efendim, bunlar nedir? Selbi sıfatlar, yüce Allah'ta eksiklikler yoktur. Bütün kusur ve eksiklikleri reddetmektir. Allah kemal sıfatlarla muttasıftır. Yine tesbih vacibül vücudun selbi sıfatlarına işarettir. Bu da celal sıfatlarıdır. Tahmid sıfatı subutiyeye işarettir. İkram sıfatlarıdır. Dikkat et, tesbih vacibül vücudun selbi sıfatlarına işarettir. Celal sıfatlarıdır. Tahmid sıfatı subutiyeye işarettir. Bu da ikram sıfatlarıdır. Tesbih, tahmid, celal ve ikram sıfatlarının açıklanmasıdır. Dikkat et. Tesbih, tahmid, celal ve ikram sıfatlarının açıklanmasıdır, ispatıdır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, tesbih onu her arızadan, onu her arızadan şaibeden tenzihtir. Tesbih budur diyor Peygamberimiz. Tenzihullahi min kulli su'in, zatında, sıfatında, fiil ve isimlerinde nezahet ve paklık vardır. Paklıktır. Bütün paklık, bütün üstünlük, bütün yücelik hepsi Cenab-ı Hak'tadır. Celali, cemali, tecellidir. Gök gürültüsü hamd ile Allah'ı tesbih eder. Melekler de korkusundan tesbih ederler. Ra'd suresi, Ra'd suresi 13. Sübbuh
Kuddüs, Hamid isimlerinin gereği fiildir. Dikkat et. Sübbuh, Kuddüs, Hamid isimlerinin gereği fiildir. Kul bunu ilahi emre uymakla yapar. Yani kulluk görevini, farzları, vacipleri ve diğerlerini yerine getirirsen, işte Allah-u Teala'yı Sübbuh, Kuddüs, Hamid isimlerinin gereğini yerine getirmiş, Allah'ı tesbih etmiş, takdis etmiş ve tahmitte bulunmuş olursun. Bunlar kullukla olacak şeylerdir. İbadet etmeyen, kulluk görevini yerine getirmeyen kişi Allah-u Teala'yı tesbih, takdis etmiş olmaz ve tahmid de etmiş olmaz. Çünkü bunların bir kalbi olanı, lisani olanı, bir de ameli olanı var. Tesbih neyle yapılıyor? Söz ile yapılıyor, fiil ile yapılıyor, niyet, itikat ile yapılıyor. Bunların tümüyle Allah'ı tesbih edeceksin. Zuhruf suresi 13'te bunu hizmetinize verenin şanı ne yücedir. Yerde gökte Cenab-ı Hak her şeyi insanın hizmetine veren Allah Teala'dır. Örnek gerekirse bir deveyi bir çocuk alır götürür. O deve o çocuğa itaat eder. Yerde gökte her şey böyledir. İnsana itaat eder. Gayrete şayan üstünlük, hayrete şayan üstünlük, taaccüp, celal ve ikram tecelliyatı hiçbir zaman kesilmez. Her an onu tesbih ve tahmid bizlerin vazifesidir. Her an Allah tesbih ve tahmid edilmelidir. Bu bizim vazifemizdir. İşte kıymetli dostlar, görevini yapmayan insan Rabbisine kulluk etmiş olmaz. Herkes aklını başına almalı, yüce Rabbisine gerçek kullukta bulunmalıdır. Nasır suresinin keşif notları devam etmektedir. Huzura erince ihsan edeni, Efendin celal sıfatını sakın unutma. Huzura erdin, mutlu bir ortamdasın. O zaman Allah'ın celal sıfatını unutma. İhsan edeni unutma. Huzura erdim diye Allah'ın celal sıfatını unutursan, celal eseri tecelli edince de cemal ve ikram tecellilerini unutma. Bunları unutmak husrana götüren cehalet ve küfür huylarındandır. Celal ve cemal neşesiyle ona bütün varlığınla yönel. Ya Rabbi, bütün varlığıyla sana yönelmiş bir kulun olayım diye yalvar. İnşirah suresinin 7-8. Ayetlerinde dinlen, yine ibadet et, rağbet et. Yani sürekli zamanı Allah'a kullukta değerlendir. Şirkten sakın, bütün kir, maddi manevi kirlerden sakın. Kul masum olursa da münezzeh süphan olamaz. Peygamberler masumdur ama süphan değildir, münezzeh değildir. İlahi ahlak ile ahlaklansa da, Kabe kavseyine ulaşsa da, yine kul
münezzeh Sübhan değildir. Münezzeh olan, Sübhan olan Allah Teala'dır. İşte Gâbe Gavseyni ev edina, mesafe iki yay kadar daha az kalsa da, leyse kemislihi şeyun, zatına benzer hiçbir şey yoktur. Allah'ın zatına hiçbir şey benzemez. Allah'ın kullarının üstün, en üstünleri, içten biri Hazreti Muhammed'dir. Ondan sonra diğer peygamberler gelir. Mahlukun kusur ve noksanı mahiyetinin gereğidir. Kul kuldur. Hiçbir zaman ilah olmaz. İyyâke nâbudu. Dikkat et. Ancak ve ancak sana kulluk ederiz. Ve yardım ve inayetinden aldığı imdat feyzine bağlıdır. Her hususta yardım ve fetih Allah'tandır. Müslüm'ün ve diğerlerinin rivayet ettiği haberde La uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsike. Ben sana senayı sayıp tüketemem. Hakkıyla seni sena edemem. Sen kendini sena ettiğin gibisin. Diyor sevgili peygamberimiz bile bakın kulluğunu, kul olduğunu, Sübhan'ı bakın ne kadar övsem hakkıyla övemem. Allah'ım sen kendini övdüğün gibisin. Diyor ve o büyük kul kamil manadaki insanı kamil olan Hazreti Muhammed dahi böyle söylüyor. Çünkü o da kul. Ama en büyük kul ama yine de kul. Sana hakkıyla ibadet edemedik sözünde varit olmuştur. Yani bu sözü de varit olmuştur. Rivayetlerde bu da vardır. Yani sana hakkıyla ibadet edemedik, kulluk edemedik. Sözü de varit olmuştur. Kusuru örtecek, eksikleri tamamlayacak yüce Allah'ın mağfiretidir. Aklını başına al. Gece gündüz en iyi kalitede ibadet et ama İstiğfarına, tövbene devam et. Aczini itiraf et. Kimse başkası adına tövbe edemez. Şimdi müminler için peygamberimize müminler için tövbe et demiştir. Ama mümin olmayanlar için bu şans yok. Müminler bir adına istiğfar dilerler. Allah'ım falanca mümin Müslüman kulunu mağfiret et denir ama esas tövbeyi herkes kendi yapmalıdır. Keşfül Hafa'da nakledilen haberde La sagirate me'al israri ve la kebirate me'al istiğfari. İsrar ile sagire yoktur. İstiğfar ile de kebire yoktur, buyurulmuştur. Bunu açıklığa kavuşturursak, eğer küçük günahlara devam ederseniz, o bir gün dağlar gibi büyür karşına büyük günah olarak çıkar. Ama büyük günahlara istiğfar ederseniz, tövbe edip bir daha da yapmazsanız, bir daha o günahların da yok olduğunu görürsünüz. Demek ki, küçük günahlara devam edilirse başına ileride bela olur. Nedamet ve azm ile tövbeyi içerir. İyice tövbe istiğfar etmeli. Tövbesiz istiğfar, dua edepsizliktir. Dikkat et bu söze. Tövbesiz istiğfar,
edepsizliktir. Adam tövbesiz, istiğfarsız dua ediyorsa ortada bir terbiyesizlik vardır. Hangi yüzle sen tövbe istiğfar etmeden dua ediyorsun? Hangi yüzle? Her tarafın günah içindesin. Kusur içindesin. Yani edep ve terbiye, duanın terbiyesi gerçek tövbe istiğfarla başlar. Peygamberimize salavatla başlar. Çünkü Peygamberimizin bize şefaati vardır. Allah'ın izniyle ama. Allah izin vermedikçe kimsenin kimseye şefaati de olmaz. Ve Peygamberimiz şefaati uzmada yetkilidir. İzin olmasa, izin verilmese o da şefaat edemez. Zemahşeri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 100 defa istiğfar ediyorum gece gündüz diye bu rivayetin sahih olduğunu Zemahşeri nakletmiştir. İstiğfar tevazudan ve nefsin hazmindendir. Nefsinde bir ibadettir. Gerçek istiğfar, gerçek tövbe Müslüman'da her an olmalıdır. Müslim'in Ahmet bin Hanbel'in ve diğerlerinin rivayetinde Sübhanallahi ve bihamdi Estağfirullahi ve etubu ileyh. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu çok söyler olmuştur. Bakın çok kolay, yüce kelimeler bunlar. Sübhanallahi ve bihamdi. Estağfirullahi ve etubu ileyh. Sübhanallahi ve bihamdi. Estağfirullah ve etubu ileyh. Bunu dilinden, gönlünden bırakma. Yine Alusi'nin naklinde kul kusurdan uzak değildir. Mabudun celaline layık olanı yerine getiremez. Taattan sonra istiğfar meşrudur. Farzın peşinden 3 defa istiğfar etmesi, sahar vakitlerinde, haçta da istiğfar meşrudur. Şimdi kıymetli dostlarımız, farzdan sonra dediğimiz zaman, bakın farzlarda selam veriyoruz. 3 defa estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el azim ve etubu iley. Bunu söyleriz. Bu bir istiğfardır farzdan sonra. Yalnız dua, namazların tümü bittikten sonra dua etmek edebe daha uygundur. Niye? İşçi ücretini ne zaman alır? İşini bitirir, ücretini alır. Namazın tümü bitince, farzı, vacibi, sünneti, zaten bunların hepsinin amacı farzı tamamlamaktır. Namazda namazların tümü bitince dua etmek daha müstecaptır. Edebe, terbiye de ayrıca uygun olan budur. Ve 3 defa estağfurullah da bu edep ve terbiye için ön hazırlıktır. Duanın altyapısındandır. Abdestin sonunda, toplantıdan sonra istiğfar meşrudur. Abdest aldın, tövbe istiğfar et. Bir toplantıda sohbet ettiniz, işin içine hoş olmayan şeyler karıştı. Ki karışmış olabilir, hemen istiğfar etmelidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her toplantıdan sonra Sübhaneke Allahümme ve bihamdike estağfiruke ve etubi ileyke diye istiğfar ve tövbede bulunurdu, tesbihte bulunurdu, tenzihte bulunurdu Cenab-ı Hak.
Müslim ve diğerleri bakın böyle rivayet etmişlerdir. Tüm dinlerin üstüne çıkarsın. İslam dini hak din olduğu için batıl dinlerin tümünün üzerine çıkması için bu dünyaya gelmiştir. Müslümanlar bu gayret içinde olacaktır. Bu Müslümanların gayretiyle olacak iştir. Yardım ve ilahi tecellilerin kutsiyet ve yüceliğini görmüş, Kevser'in oluş zevkini müşahede etmiş. İşte kıymetliler, yardım ve ilahi tecellilerin kutsiyet ve yüceliğini görmüş, Kevser'in oluş zevkini müşahede etmiş. Seçilmiş lekesiz olarak imtihan yeri ve günahların savaş alanı olan dünyadan pak ruh, temiz sır ile hakka yakin Allah'ın likasına, cemaline kavuşmak üzere tesbih, hamd, ümmeti için istiğfar ederek dünyadan hakka yürümüştür. Buhari ve Müslim'in ve diğerlerinin rivayet ettiği haberde inne abden hayyerehullahu beyyenet dünya ve beyne ligaihi fehtara ligaihi. Yüce Allah bir kulu ki diyor, kendini kastediyor, onu dünya ile kendine kavuşması arasında muhayyer kıldı. O Allah'a kavuşmasını seçti dedi, kendini kastetti. Yani bana Cenab-ı Hak dedi ki, Hazreti Muhammed'e diyor ki Cenab-ı Hak, Habibim artık ister dünyada kalmayı seç, ister bana kavuşmayı seç dedi, ben de Rabbime kavuşmayı seçtim diyor. İşte Allah'ı bütün varlığıyla özleyen, seven, Allah'ın sevgilisi peygamber böyle diyor. Ya Rabbi, bütün varlığıyla seni seven, sevdiklerini seven, sana sevilen, sevdiklerini sevilen kullarından eyle. Bazıları sevinmişti. Ebu Bekir anladı da, canlarımızdan, canlarımız, mallarımız, atalarımız, evlatlarımız sana feda olsun demişti ve Ebu Bekir ağlıyordu. Çünkü Hazreti Muhammed dünyadan gidecekti, gidiyordu. Hazreti Abbas da ağlamıştı. Niçin ağlıyorsun deyince, nu'ite ileyke nefseke, sana vefatın haber veriliyor dedi. İnneha leküma tegulü, evet dediğin gibi dedi, bana artık bu dünyadan göçme zamanımın geldiği, hakka yürüme zamanımın geldiği haber veriliyor dedi Peygamberimiz. Hazreti Ömer de bunlardandır. O da ağlıyordu. Bu işi sezenler hep ağlıyordu. Razi, Fahrettin Razi, rahmetullahi aleyh, hak yakınlarının efendim seyri, hiçbir şey görmedim illa ondan sonra Allah'ı gördüm. Ma ra'eytu şeyyen illa ve ra'eytullâhe ba'de. Hiçbir şey görmedim illa ondan sonra Allah'ı gördüm. Yine diğer bir haberde de ma ra'eytu şeyyen illa ve ra'eytullâhe gablehu demiş. Yani
hiçbir şey görmedim illa ondan önce Allah'ı gördüm demiştir. Bu daha mükemmeldir. Kainatın yaratılışında aklı selim için ibretler vardır. Rızık veren her şeye hakim, mutlak hükümdar. Kulak ve gözlere ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran, her şeyi idare eden kim? İşte o muktedir hükümdar Yüce Allah'tır. Ona kul olmayıp da kime kul olacaksın? Onun başka eşi dengi yok ki. Ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimi göstereceğiz ki, Kur'an-ı Kerim'in hak olduğu belli olsun, onun şahitliği her şeye kafidir. Daha keşfolunmamış, bilimin daha ulaşamadığı durumlar var. Kur'an-ı Kerim ona haber veriyor. Ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimi göstereceğiz ki Kur'an-ı Kerim'in, Hazreti Muhammed'in hak bir peygamber, hak kitap olduğunu, İslam'ın hak din olduğu belli olsun. Onun şahitliği her şeye kafidir. Önümüzde bilimsel çalışmalar biraz daha ilerlerse, İslam'ın hak olduğu dünyaca artık anlaşılacaktır. Bilmeyenler de bilecektir. Bilenler zaten biliyor. Müessirden esere, eserden müessire. Nur kaynağı vacibül vücut, mümkinül vücut. Zulmet kaynağı mümkinül vücuttur. Nur kaynağı da vacibül vücuttur. Vacibül vücutta istirak daha şereflidir. Yaratanın emrinde ol. Nefsin emrinde sakın olma. Tesbih, tahmid, istiğfar. Tesbih, bunlara devam et. Celal sıfatı olan selbi sıfatlara devam et. Tahmid de ikram sıfatı olan sübuti sıfatlara delalet eder. Celali düşünmek ikramdan öncedir. Dikkat et buraya da. Celali düşünmek ikramdan öncedir. Mahluktan Halik'a dön. Mağfiretiyle cemalinin lütfuna garg olmak. Onun lütfuna garg olmak üzere huzuri ehadiyetine kabul için çok tevvab, şerefli ismiyle Allah'a tövbe istiğfarda bulun. Çünkü o tevvaptır. O bütün şan ve şerefin hepsi ondadır. Kıymetli dostlar, fetih kapılar açılmış, insanlık alay alay İslam'a giriyor. Bütün dünya maddi manevi olarak kendisine teveccüh etmişti. Yüce Rabbimiz iki cihanda mutlu olan Allah'ın rahmetine, mağfiretine, merhametine garg olan kullarından eylesin. İnşallah Fetih Nasır Suresinin keşif notlarıyla dersimiz devam edecektir. El-Fatiha.